Zor geçen yaz aylarından sonra Eylül'de biraz da olsa hareketlenmiştik. Ekim ayında da nihayet durgunluk bitiyor. Zaten geçen haftaki 2022 gelmiş geçmiş en iyi yıl mı olacak videosunu da seyrettiyseniz eğer, beklentilerimiz gerçek olursa 2022 yılının sonuna kadar da hareketli günler devam edecek demektir. Ama gelin biz bu ay çıkacak 9 oyuna bir bakalım. Biz bu videoyu yapana kadar FIFA'nın bu seneki versiyonu ay başında çıktı. O yüzden onu geçip bir sonraki büyük çıkış olan 5 Ekim tarihli Alan Wake Remaster'a geliyoruz. Ne kadar büyük bir çıkış olduğu tabii kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de Alan Wake Remaster versiyonu ile hem ilk çıktığında oynamamış hem de o zamanlar oynayıp da tekrar oynamak isteyenlere göz kırpıyor. Ben de ikinci gruptayım. Oyun Epic'teki 49 liralık fiyatıyla da zaten almayanı oynamayanı döverim diye bas bas bağırıyor. Konsol tarafındaki fiyatına ise hiç bakmayın, üzülürsünüz. Ben de canlı yayında bir kez daha Alan Wake dünyasına girmeyi planlıyorum bu arada. Sizi de beklerim. 7 Ekim'de bu ayın en büyük çıkışlarından biri olan Far Cry 6 geliyor. Ubisoft'un bu sene bel bağladığı uzun soluklu Far Cry serisinin yeni oyunu. Yara adlı hayli enteresan bir ülkede geçen 6. oyunda bildiğiniz üzere ülkeye bela olmuş bir diktatörü devirmeye çalışacağız. Benim bilindik Far Cry oynanışının ötesinde seriden çıkan son 3-4 oyunu sıkılıp sonuna kadar oynamamış biri olarak pek de fazla bir beklentim yok açıkçası. Oyunun canlı yayın ambargosu da bu videoyu yayınladığım bugün bitiyor. Yani akşam hep birlikte canlı yayında bakacağız. Yara adı gibi bir yer mi olmuş yoksa güzel mi olmuş? 8 Ekim Metroid sevenlerin sevdikleriyle buluşacakları gün. Bugünü çok uzun zamandır bekliyorlardı. Bugün Metroid Dread günü. Kendi isminde bir oyun türünü başlatmış Metroid, başlattığı türün hakkını Dread ile verecek mi hep birlikte göreceğiz. Oyunu oynamış olanlar hayli övüyorlar. Eğer uygun fiyata bulursam ben de denemek istiyorum. Hem böylece Switch'in de tozunu bir almış olurum. Ama uygun fiyata bulamayacağımdan emin olduğum için de muhtemelen aylar sonrasına, belki de 2022 yılına kalacak benim için. 12 Ekim'de Back 4 Blood geliyor. Bu oyunun gelmesinin en güzel yanı ilk günden Game Pass'e de geliyor olması. Geçenlerde biz de Onur ile betasını oynamış ve bayağı da keyif almıştık. Tabii o keyfin büyük bir kısmı para vermeden oynamaktan kaynaklanmıştı. Çıktığında da para vermeyeceğimize göre yine aynı keyifle oynarız. Ha, para verecek olsaydık muhtemelen bu ay ya da fiyatı bayağı inene kadar kendisine bir şans bulamazdı bu oyun. Tamam, 4 kişi co-op oyunlarının öncüsü Left 4 Dead'in ruhani devamı, orası güzel de asıl güzelliği bence bedava olması. 15 Ekim'de Back 4 Blood'da anlatmaya çalıştığım olayın örneği geliyor. Crysis Remastered Trilogy. Game Pass oyunu olsaydı bakarız oynarız derdim ama olmadığına göre sudan ucuz bir fiyata düşene kadar yanına bile yaklaşmam. Ha, Crysis sonuçta gömülecek bir marka değil, onu kabul ediyorum. Seveni de çoktur. Zamanında fırtınalar çıkartan da bir oyundu ama tekrar oynamak için de en azından beni çok cezbetmiyor. Fiyatı baya baya aşağı düşene kadar. Keşke bu da Game Pass'le gelseydi. 26 Ekim'de böyle beklemekle beklememek arasında kaldığım, oynanır da tam diyemedim, yok bu oynanmaz da demek içimden gelmeyen bir oyun geliyor. Marvel's Guardians of the Galaxy. Eidos tarafından yapılan bu oyun ilginç başlayıp çok kısa sürede sıkıcı olacakmış gibi bir hissiyat veriyor bana. Artı 4-5 kişilik takımda karambol pataküte düşmana saldırdığımız savaş mekanikleri de beni pek sarmıyor. Bir de bunların üzerine PC'deki 370 TL'lik fiyatını koyunca da bu da indirime gelirse, uygun olursa alırız kategorisine hızla yerleşiyor. Konsol fiyatını hiç sormayın yine. 28 Ekim'de bu ay bir başka çok beklenen oyun daha sevenleriyle buluşacak. Age of Empires 4.
Bu oyun hakkında da bu kadar konuşacağım. Onur olsaydı yanımda topu ona atar, onun konuşmasını beklerdim ama o da burada değil. Beni zerre ilgilendiren bir türde değil. O yüzden hayırlı olsun deyip geçiyorum. 28 Ekim'de çok eskilerden bir isim geliyor, Fatal Frame. Yeni oyunu Maiden of Blackwater. Fatal Frame benim ta PlayStation 2 ve Xbox döneminde tırsa tırsa oynadığım oyunlardandı. Ama harbiden çok tırsardım oynarken. 20 sene geçti, hala elimdeki o fotoğraf makinesini kaldırırken hissettiğim korkuyu hissediyorum. Oyunun grafikleri falan çok iyi değil. Sallayın grafikleri ama uzun zamandır da şöyle gerçekten korkutan bir oyunda oynamadık. İşte oynamak için bir fırsat. Ve bu ayın son oyunu da 28 Ekim'de geliyor. Ubisoft'un bu ay çıkan ikinci oyunu Riders Republic. Birkaç hafta önce betasını oynadım, bir videosu da kanalda duruyor. Birkaç sene önce çıkmış olan Extreme Spor oyunu Steep'in isminin değişmiş hali. Extreme sporlara ilgi duyanlar beğenebilir, onlardan biri değilseniz bence para vermeye değmez. Evet, Ekim ayının öne çıkan oyunları bunlar. Alan Wake, Far Cry, Metroid Dread ve Fatal Frame bana göz kırpan oyunlar. Siz de güzel paracıklarınızı hangisine ya da hangilerine harcayacaksanız yorumlara yazın. Görüşmek üzere.